Öncelikle 22 Haziran için ne düşünüyorsunuz? Beklenti bir tahmininiz nedir? var mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Yani şurası net, bir faiz artışı gelecek. Bir diğer deyişle de gelmek zorunda. Neden? Çünkü çok güçlü bir şekilde artık normalleşmeye, yani tabiri caizse ortodoks politikaya döneceğiz. Evet. Çünkü ekonominin buna acil ihtiyacı var. Bunu yapmak zorundayız. Burada temel bilinmezlik, belirsizlik, bu faiz artışı ne kadar güçlü olacak? Bir bu. İki, ne kadar hızlı veya ne kadar kademeli olacak? Piyasa bunu tam olarak anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla olması gerekeni söyleyeyim. Yani olması gereken çok hızlı bir şekilde %25'ler 30 düzeyine yükseltilen bir faiz artışı aslında yeni ekonomi yönetiminin amacına çok ciddi ve güzel bir şekilde hizmet edecektir. 25-30 arası bazda diyorsunuz. Yani peki bu kadar sert bir çıkış olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim Pınar Hanım. Açıkçası tam da o noktada ciddi bir belirsizlik var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bildiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artışına karşı olduğunu biliyoruz. Mümkün evet. mertebe faiz indirimiyle ekonominin üretim istihdamını destekleme yönünde politikadan yana olduğunu biliyoruz. Şimdi geçtiğimiz iki gün önce Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki yani benim faiz konusundaki görüşüm değişmedi. Evet. Şunu farkındayım, yani ekonomide bir takım problemler var. Bu problemleri giderme adına belirli bir süre faiz artışına izin vereceğim minvalinde konuştu. Şimdi eğer olaya bu cepheden bakarsak daha kademeli dediğimiz ya da daha güvercin senaryonun olma ihtimali biraz daha güçlü olabilir. O da nedir? %25 veya %20'ye yükseltilen ilk etapta bir faiz daha olası gibi görünüyor açıkçası. Dolayısıyla ne olacak? Hem Sayın Erdoğan'ın o söylediği faiz düzeyi çok yükseltilmemiş olacak bir yön itibariyle. Bir yön itibariyle de yeni ekonomi yönetiminin en azından hedeflerine ulaşmada hiçbir şey olmasa bile piyasaya bir sinyal göndermede bakın biz faiz artırıyoruz noktasında iki tarafında uzlaştığı bir zeminde buluşma ihtimali oldukça güçlü. Dolayısıyla beklentimi söyleyeyim, ben %15 veya %20 düzeyine yükseltilen bir faiz oranının bizi beklediğini düşünüyorum önümüzdeki hafta Perşembe günü. Çok sert faiz artışı olmaz. Neden olmaz? Merkez Bankası kendine bir manevra alanı bırakmak isteyecektir. Şimdi kurda işler çok kötü gitmiyor. Yani beklenildiği gibi gidiyor. Adil değere doğru ufak ufak yukarı yönlü bir gidiş var. Fakat olur da bir yol kazası olursa, kurda ani bir yükseliş olursa, faizleri artırarak kuru baskılama manevra alanı olsun diye ilk etapta bana kalırsa %35'lere çıkan, %30'lara çıkan bir faiz artışını bence gündeme getirmeyecektir diye düşünüyorum. Haliyle beklentim %15-20 arası bir oran olacağı kanaatindeyim. Tabii şu da önemli olacak. Şimdi yeni bir faiz karar metni de çok önemli oluyor piyasa fiyatlamaları açısından. Yani Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor ve bir karar metni yayınlayarak neden bu faiz artışını yaptığını ve ileri de hangi politikaları uygulayacağını söylüyor bize bu karar metninde. Şimdi biz hep şunu merak ediyoruz ya, yani evet yeni ekonomi yönetimi belli oldu. Aşağı yukarı ortodoks politikaya kademeli geçilecek ama hangi politikalarla geçeceğiz ve hangi sürede? Bu da açıkçası bu karar metninde açıklanacak. Bu da önemli olacak. Özellikle piyasa şunu bekliyor. O faiz karar metninde enflasyon vurgusunun eskisine göre daha ön planda olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü hiçbir şey olmasa bile eğer biz piyasa katılımcıları, hele ki yabancı yatırımcı ikna edeceksek, hani enflasyonla mücadelenin de artık masada olduğuna dair bir miktar daha sözlü yönlendirmelerin daha gerçek öngörülere doğru kaydığı bir evet, faiz hemen bir şey soracağım.